Taş binanın içerisine girdik. Erzurum günlerini gezdireceğiz. Hemen girişte görmüş olduğunuz gibi artık yoğunluk çoğalmaya başladı. Hemen burada Erzurum Dernekler Federasyonu'nun misafirlerini ağırladığı bölüm var. Ve burada bir de resim sergisi var. Ve hızlıca ilerleyelim. Bakın burada da sergi gösteriliyor. Şöyle göstereyim. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri çizgi roman sergisi. Bu şekilde gösterilmiş. Ben hemen hızlıca Büyükşehir Belediyesi Erzurum Spor'un store mağazası var. Burada da ürünler sergileniyor. Kolay gelsin. Formalar ne kadar? 40 liradan başlıyor. 150 liraya kadar çıkıyor. Çıkıyor. Evet. Kupalar ne kadar? Kupalar 25 lira. Lisanslı ürünler zaten. Evet. Telefon kılıflarımız var isterseniz. Oo, da, onu da mı yaptınız? Evet, tüm kılıflarımız var mevcut şu anda. Şapkalarımız mevcut, saatlerimiz mevcut. Saat 60 lira, kılıflar 40 lira, kupalar 25 lira. Bir de forma çeşitlerimiz ve çanta modellerimiz var. Oo, güzel olmuş. Evet, çantalarda 60 lira, uygun fiyatta yani. Gayet makul. Bayağı lisanslı olmasına rağmen hesaplı. Evet, evet aynen. Erzurum olduğu için biraz daha makul duruma getirdik fiyatları. Herkes alsın diye. Evet, aynen öyle. Peki, kolay gelsin. Teşekkürler, çok sağ olun. Ve burada Erzurum Valiliği var. Erzurum Metin Usta Oltu Taşı olarak görünüyor. Herkes Oltu Taşı'nı merak ediyor burada yoğunlukta. Fazla da giremiyoruz içeriye. Livaneli Gıda, bakın dışarıda çekmiştik. Burada da standları varmış. Ve hemen şöyle Erzurum Valiliği'nin standını gezdiriyorum şu an. Burada bir sıra var. Neyin sırası bilmiyorum. Hediye veriyorlar galiba. Biz ilerleyelim şöyle. Burada muhtemelen lokma tatlısı veriliyor. Belediye. Ondan dolayı bir kalabalık var. Murat Bey de burada. Bıçakçı Murat. Evet, burada da makas. O şekeri kesmek için kullanılan, kıtlama şekeri kesmek için kullanılan makas bunlar arkadaşlar. O meşhur makaslar. Buradan alabiliyorsunuz. Hızlıca geziyorum. Bakın artık yoğunluk arttı. 58 nazar et ve süt ürünleri. Et ve et ürünleri pardon. Bu neresiydi? 58 Sivas mı? Sivas'tan gelmişler arkadaşlar. Misafir katılımcı. Ve burada Yakutiye Kaymakamlığı'nın standı var. Herkes fotoğraf çektiriyor. Şu minyatürleri çekiyor herkes. Şöyle göstereyim. Ben biraz daha yakından çekeyim sizlere. Burada da var. Cağ kebabı yapılıyor. Onu gösteriyor. Evet, ekmek var. Şurada da evi gösteriyor. Evin içi. Ve böyle... Yeni adı Aziz diye, eski ismi Ilıca. Aynı zamanda Acun Ilıca'nın da memleketi oluyor burası. Erzurum Ilıca. Evet, Azizye Belediyesi'nin görmüş olduğunuz gibi jeotermal kaplıcalarıyla da meşhur. Ve burada şeker, kıtlama şekeri değil mi? Pancar şekerinden yapılıyor. Erzurum'un şekeri olarak geçiyor. Acun Ilıcalı, Ilıcalı mı? Acun Ilıcalı, Ilıcalı, evet. Erzurum Ilıcalı. Evet. Bu da Ilıca'nın termal tesisleri ve oteli var. Özel butik otel ayarında güzel bir tesis. İşte şifalı suyu bulunan şehrin merkezinde kış turizmiyle alakalı 10 dakikalık mesafede şehrin hemen yanında içinde bir bizim termal tesislerimiz var. Ilıca'da Azizye Belediye'mizin. Evet, bu da Ilıca Şeker Fabrikası'nda yine üretilen Erzurum şekeri de diye adlandırılan şekerimiz. Kıtlanmış hali bu şekilde. Evet, bu şu anda işte hazır kullanılan Erzurum şekeri. Makasla nasıl kesiyorsunuz? Makas daha zor olmuyor mu? Yok, makasla kesilir. Çünkü çok sert olduğu için böyle daha pratik. Çok kullanıldığında bu şekilde yapılıyor.
Anladım. Peki teşekkürler. Kolay gelsin. Yan tarafa kim bakıyor? Yan tarafa da yine bizim Aziz'e. Bayanlar bakıyor. Merhaba. Kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyiz? Mikrofon al. Buyurun. Meryem Erdoğan ben. Evet. Erzurum Aktif İş Kadınları. Dostluk ve Dayanışma Derneği. Evet. Efendim tutalım mikrofonu. Neyin tescilini aldınız? Ehram'ın. Hangisi o? Kumaş bizim Erzurum'a ait. Evet. Yün dokumadır. Evet. Doğal bir ürün olduğu için. Evet. O yüzden kumaş paketten yapılmış. Yün. Yün. Aa. El dokuması el tezgahlarında dokunur. İpliği elde eğrilir. Şuna maketi galiba. Evet. Esas annelerimizin örtünmek için kullandığı ehram kumaşının günümüz versiyonu. Bu şekilde. En çok hangi ürünü satıyorsunuz? Satıyor musunuz? Satıyoruz. Yeleklerimiz, pançolarımız en çok satılanlar. Değişiyor üründen ürüne. Daha çok renkten renge. Bizim için koyu renk ürünler daha değerlidir açık renktense. Çünkü koyunun kendi rengi olduğu için doğal renk kullanıyoruz. Boya kullanmıyoruz. O yüzden koyu renkleri bulmak da zor olduğu için onlar daha değerli. Çantalar ne kadar? Değişiyor fiyatları. 90, 100, 150. Evet. Ve şey gibi, klasik tarzda. Evet. Günümüze uyarlanmış şekilde. Aynen. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Erzurum tanıtım günlerinde Narman Belediyesi'nin standındayız. En güzel, en şatafatlı stand olduğunu söyleyebilirim. Burada başkanımızla şimdi hemen Narman hakkında kısaca bilgiler alacağız. Başkanım buyurun. Hoş geldiniz öncelikle. Ankara'da Erzurum tanıtım günlerine geldik. İlçemizi tanıtıyoruz. Her ilçe öne çıkan değerlerini tanıtıyor burada.